Bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mehdi'nin devrinde ömürler uzayacak. Şeyhimizin ömrü de uzadı maşallah. 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 Ömürlerin uzaması Mehdi'nin de uzun ömürlü olmasını gerektirir diyor. Aksi halde ömürlerin uzamasının bir anlamı kalmaz diyor. İnşallah. Mehdi'ye zulüm ve işkence yapılacağı belirtiliyor rivayette. İnşallah Allah onu kurtaracak diyor. Efendim. İsrail'in maidesini Redadetül Elvahı Hazreti Adem Aleyhisselam'ın gömleğini Hazreti Adem'in gömleği Hazreti Musa'nın asasını Hazreti Süleyman'ın minberini Allah'ın İsrailoğullarına gönderdiği iki ölçeği men ve selvayı çıkarıp alacak. Bu mukaddes alametler pek bilinmiyor bunlar. Yani bunlar çok önemli. Genellikle hep tabut sekine bulunacağı söylenir. Değil mi? Mesela buradaki detay çok önemli. Hazreti Adem'in gömleği çok acayip bu vakte kadar kalmaz. Maşallah. Hazreti Adem'in giydiği gömlek. Maşallah. Bizzat kendi diktiği. Maşallah. Maşallah. Bu ejderhaya dönen Hazreti Musa'nın asası. Yani yılana dönen. Mesela şimdi bulunduğunda normal ağaçtan asa. Böyle durur. Hiçbir şey olmaz. Ama Allah istediğinde birden yılana dönüşüyor. Allah'ın istemesiyle. Hazreti Süleyman'ın minberi. Mesela bak bu minber öyle küçük bir minber değil. Bunlar ayrı ayrı yerlerde insanlar tarafından saklanıyor. Ama bunlar genelde tapınak şövalyeleri saklıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani mesela tapınak şövalyelerinde ben birçok önemli kutsal emanetin olduğunu biliyorum. Yani neler olduğunu ellerinde biliyorum. Mesela Hazreti İbrahim devrinden kalma kitap var ellerinde. İnşallah. Onun için İslamiyet'e karşı çok sevgileri var. Yani Müslüman olmaya karşı eğilimleri var. Bu kutsal emanet, bulunacak kutsal emanetlerle ilgili de bir kitap hazırlayalım. Mehdi devrinde bulunacak kutsal emanetler. İnşallah. O dağınık olarak biliniyor yani. Toplu olarak pek bilinmiyor. Her birini ayrı ayrı hazırlayalım. İnşallah. Yerlerini de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Mesela şu şurada, şu şurada, şu şurada. Mesela Suriye'de var, Şam dağlarında var. Efendim, Hatay'da var. Hatay'da bazı mağaralarda var. Ondan sonra İsrail'de var birçok mağarada ve yer altında, mescit altlarında. O Musevilerin ağladığı kutsal duvar var ya. Evet. O duvarın altında da var. Onun içinde geniş dehlizler var. Yani bir kısmının fotoğraflarını görmüştünüz. Evet. Onları da yayınlayalım. İnşallah. İnşallah.